Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün başlıktan da anladığınız üzere 2011 model Era aracımızın polen filtresi değişimini nasıl yaparız? Bunu göreceğiz. Daha öncelerde hava filtresi ile ilgili bir paylaşım yapmıştım. Yani bu filtreler rutin yıllık yapılan filtreler. Değişimleri yapılan filtreler. O yüzden bunlar için sanayide ustalara para vermenize gerek yok. Bunları kendiniz değişimini yapabilirsiniz. Videomuza gelecek olursak arkadaşlar, polen filtremiz genelde araçların torpido kısmının orada bulunur. Torpidonun arka kısmında. Biz bu torpidoyu nasıl sökeriz arkadaşlar? Hemen şu şekilde şurada ve şurada iki tane tutam bunun lastik klips var. Bunları hafif torpidoyu ileri alarak elimizi içine sokacağız. Lastiklerinden kurtaracağız. Daha sonra torpido aşağı düşecek ve hava filtresinin kabinini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben o klipsleri sökeyim. Nasıl sökebiliriz? Şu şekilde içine elimizi sokuyoruz. Az bir şu şekilde elimize soktuktan sonra klipsi kaldırıyoruz. Daha sonra kendimize çekip lastiği iç kısımdan kurtarıyoruz. Aynı şekilde burayı da az ileri kapağı kapatır gibi yapıyoruz. Klipsi kaldırıp kendimize çekiyoruz ve lastiğini kurtarıyoruz arkadaşlar. Evet. Göstermek istediğim lastikler. Şimdi buradaki klipsler arkadaşlar, şu klipsler şurada görmüş olduğunuz plastiğin arkasına geçiyor. Yani o klipsleri oradan kurtarıyoruz. Hava filtremiz nerede arkadaşlar? Şimdi ona bakacak olursak, şu karşıda görmüş olduğunuz şu kapağın arkasında polen filtremiz var. Pardon, biraz önce hava filtresi dedim. Kapağın arkasında polen filtremiz var. Bu kapağı nasıl sökebiliriz? Hemen şöyle şuralarda görmüş olduğunuz klipsleri var. Bastırıyoruz ve onlar basılı şekilde kapağı kurtarıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde önce sağ tarafı sonra da sol tarafı kurtardım. Görmüş olduğunuz gibi kapağı çıkardık. Ve içeride gözüken filtre polen filtresidir arkadaşlar. Bunu da buradan çekerek alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi polen filtresi bayağı içinde tozlar var. Ben yaklaşık olarak yani 5000 kilometre falan oldu polen filtresini değiştireli. İlk aldığımda aracı filtreyi içinden çıkaramamıştım. Yani nasıl çıkaramadım? Şu şekilde filtreyi içine doğru hava çekmiş. Çıkarması bayağı zor olmuştu. Evet, bu üzerinden çıkardığımız filtre hazır çıkarmışken şu şekilde vurarak içini de temizleyelim. Tabi siz değişim vakti geldiyse, yani 10.000 kilometre veyahut da 1 sene olduysa, siz bunun değişimini yapabilirsiniz. Filtreyi takarken de şu şekilde yeni filtreyi değiştirdiğimizi varsayalım. Şu şekilde yazılar düz olacak şekilde takıyoruz. Şöyle yerine oturtuyoruz. Zaten direkt yerine oturuyor. Oturmama gibi bir şansı yok. Eğer araca uygun aldıysanız filtreyi. Aynı şekilde şu kapaklarını da oturtacağız. Evet, sağ tarafı oturttum. Şu şekilde solda oturttuğum zaman işlemimiz tamamlandı.
bir güzel ipucu vereyim arkadaşlar. Eğer polen filtresine oda parfümü tarzı yani bir parfüm sıkarsanız aracınızın havalandırmasını her açtığınızda daha güzel bir koku veriyor içeriye. İlk başta bunu yapmıştım ben. Daha sonra tabi etkisi gitti. Çok uzun süreli etkisi olmuyor ama güzel bir koku oluyor. Evet, şimdi kapağımızı kapatma işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Torpidomuzu yerine oturtup işlemimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, torpido kapağımızı yerine oturtmaya geldi sıra. Mantığını biraz önce de anlatmıştım. Lastikler şu kenarlardaki plastiğin arkasına geçecek. Yani o şekilde bir mantığı var bunun. Direkt iteledik. Şöyle az yine kapatır gibi yapıyoruz. Klipsi az ileri itip tekrar yerine oturuyor. Gördüğünüz gibi torpidomuz da sağlam bir şekilde düşmüyor arkadaşlar. Evet, bu videomuzda bu şekilde son buluyor arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.